Kıymetli sanayicilerimiz ve değerli iş insanları, sanayiciye sağladığı avantajlarla Türk sanayisinin gücüne güç katan ve 35 bine aşkın güçlü bir istihdam kapısı olan Türkiye'nin en büyük 5. Organize Sanayi Bölgesi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemize hoş geldiniz. Ideosoft İş Ortakları Müdürü Eray Şentürk'ün sunumlarıyla Türkiye ve dünyada e-ticaret sektörde başarılı olmanın sırları, ÇÜBİTEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andaç Yakın'ın sunumlarıyla dijital pazarlama ve internet reklamcılığı, Acısan Ticaret, makinamarka.com yöneticisi Hayrettin Alıcı'nın sunumlarıyla e-ticarette başarıyı yakalamak paneli, sonrasında soru cevap ve Ideosoft e-ticaret sitesi hediye çekilişiyle kapanışı yapacağız. Ben Eray Şentürk, Ideosoft İş Ortaklıkları Müdürüyüm. İstanbul'dan geliyoruz. Ideosoft'u tanıyan var mı aramızda? Bir kişi, iki kişi. İyi ki gelmişiz o zaman. Tanıtalım kendimizi. E-ticaret biliyorsunuz çok hızlı gelişiyor. Herkes e-ticaret, e-ihracat, dijital vesaire anlatıyor. Biz de konu yıllardır içinde olan nacizane, uzman sayılabilecek kişilerdeniz. Bir firmayız Ideosoft olarak. 2005 yılında kurulan e-ticaret altyapıları üreten bir firmayız. E-ticaret yazılımları üreten bir yazılım firmasıyız. Yani bundan 100 yıl öncesinin İngiltere'sine gidip elbise alacak bir kadın dükkana girdiğinde ona bir katalog verirler, renk seçer. Elbise modellerini verirler, renk seçer. E-ticaretten çok bir farkı yoktur yani. Bizdeki biraz daha böyle dokunmalı, ellemeli bir şey yani. Pazara gidersin, bakarsın, oradan iyilerini ver falan dersin. ÇÜBİTEK Derneği olarak Adana Organize Bölge Müdürlüğü'yle beraber düzenlemeye çalıştığımız ve inşallah sonucunda da güzel, başarılı bir sonuç elde edeceğimizi düşündüğümüz bir programdayız. Şu an ikinci bölüm olarak sizlere e-ticareti Eray Bey çok güzel bir şekilde özetledi, anlattı. Ama benim burada anlatmak istediklerim size daha çok e-ticarete girmek isteyip de e-ticarette hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bunları anlatmaya çalışacağım. Yine organize sanayi bölgesinde beta olarak hizmet verilen Ideosoft'un bilinen bir marka değil, bunu özellikle göstermek istedim. Paketi seçtikten sonra, paket bir yazılım olduğunu unutmamamız gerekiyor. Profesyonel bir tasarım yaptırmamız lazım. Şunu yapabiliriz mesela, örnek veriyorum, bir ürünümüz var. Bu ürünümüzü kim satın almak istiyor? Yani kimler satın alabilir? Örnek veriyorum, işte organize sanayi bölgesindeyiz. İşte Adana, Mersin, Osmaniye, Manya, Hatay illerinde yaşayan, işte organize sanayi bölgesinde olan, atıyorum işte yönetici pozisyonunda olan, işte CEO olabilir, şirket müdürü olabilir, genel müdürü olabilir. Yani pozisyon itibariyle bu kişiler benim reklamımı görsün diyorum. Kendi markalarımızı en çok sattığımız ürünlerde kendi markalarımızı yarattık. Ve o markalar üzerinde uzak doğudan kendi ürünlerimizi ithal ettik. Zaten bunu üniversite yıllarımda illegal olarak yapıyordum. Bunun resmisini yapmaya başladım. Kendi sektörümde, internette ne satılıyorsa bunu ithal ettim kendi markamla. Ve yavaş yavaş artık herkesin ürünü değil, kendi ürünlerim, kendi markalarımızı satmaya başladık.